Gel öpüşelim, gel. Ne oldu? Ne oldu? He? Gel. Hadi şu, tamam. Al deneyim. Evet, süper. 49. Sakin. Bu arada beni sev diyor. Tamam. Aferin. Tamam. Birazcık daha yapalım. Hadi babacığım. Hadi az kaldı. Da. Az kaldı. Hop. Hadi yürü. Koş. Koş. Tamam. Aferin en çocuğumu. Küçücük. Aferin. Hadi bakalım şimdi başlatalım. Aferin, gel başa mama. Tamam, vereceğim vereceğim, gel. Gel 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 gel. Aferin paşa. Al mamanı. Al mamanı. Al mamanı. Al mamanı. Gel. Aferin paşa. Gel. Gel 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 gel. Aferin. Al bakalım. Al bakalım. Al al al. Koş. Aferin anneciğim. Gel anneciğim. Gel anneciğim. Gel anneciğim. Koş 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 koş. Aferin. Aferin benim çocuğum. Gel. Hadi gel. Al paşa paşa. Gel gel atla, gel. Atla. Aferin. Aferin paşa. Aferin paşaya, hadi paşa. Bekle, bekle. Bekle. Aferin. Gel. Tamam, tamam. Aferin, gel buraya. Gel. Yavaş. Tamam. Yavaş. 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 Şöyle. Tamam anne, ben seni çok seviyorum anne. Ben seni çok seviyorum. Paşa'yı biz 4 yıl önce Ostim'de bulduk. Yaralanmıştı, araba çarpmıştı. Tedavi ettirelim diye aldık. Ondan sonra bırakmadık tabii diğer köpeklerimiz gibi. Bu arada tabii fazla iyi baktık galiba. O yüzden biraz obez oldu oğlumuz. Nasıl var? Barınak demeyelim de evimiz var. Evimizin yanında da arsayı aldık ve hepsine birer tane ev yaptık. Bakıcımız var, evet, komşumuz var. Kendimiz 50 tane köpeği, hepsini kısırlaştırdık. Ondan sonra aşıları yapılıyor senelik. Veterinerimiz var sağ olsun. Hepsinin bakımı çok güzel. Tek tek böyle sokakta bulduklarımızı, araba çarpanı, işte ne bileyim terk edileni, sakat bulduğumuzu, iyileştirdiklerimizin hepsi bizde kaldı. Dolayısıyla 50 tane oldular. Paşa'nın için kilo aldı. Paşa'yı biz 4-5 köpekle bir araya koymuştuk. Sonra fark ettik ki onların mamalarını da yiyor paşa. Diğer köpekler aç kalıyor. Bu hepsini kulübe kulübe gezip hepsinin mamasını yediği için böyle kilo aldı. İki sene önce fark ettik. Sonra tiroidlerine baktırdık. Zayıflatmaya çalıştık. Böyle birkaç kilo zayıflatmak için çok uğraştık ama şimdiye kadar başarılı olamadık. Şimdi bir ayda 3 kilo, 3,5 kilo verdi çok şükür. Kaç kiloya kadar çıktıydı? 55 kiloya kadar çıkmıştı. Evet, 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 evet. Normalde 35 bile çok fazla bunlar için. Hı-hı. 55 kiloya kadar çıkmıştı. Şu anda 49 kilo. Peki ne kilo? Böyle gördüğünüz gibi çok sık nefes alıp veriyor. Kalp rahatsızlığı olabiliyor. Hı-hı. Yürümesi, hareketi kısıtlanıyor. Onun haricinde hiçbir sıkıntısı yok. Bütün sosyal hayatını etkiliyor tabii. Normal bir köpek gibi yaşayamıyor. Şimdi burada da evet, koşu bandı. Koşu bandıyla, dışarıda yürütmeyle, engel atlatmayla, merdiven çıkarıp indirmeyle bir ayda 3,5 kilo zayıflattılar ilk defa. Evet, evet. Burası bir veteriner kliniği ama aynı zamanda fizik tedavi merkezi, tam donanımlı. Ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Hayvanlar için bir fitness salonu gibi dizayn yaptık. Kilo problemi olan bütün hayvanlarımız da burada birlikte vakit geçiriyoruz. Paşa buraya geldiğinde 54'ün biraz üstündeydi. Biraz zor bir köpeğimiz. Çünkü hareket etmesi, hareket alanı çok kısıtlı. Çünkü çok yoruluyor, kiloya bağlı. Aynı zamanda eklem problemleri de fazla kiloya bağlı şekillendiği için biz onu kısa kısa seanslar haline alıyoruz. Yaklaşık bir aydır da tedavi altında. Yoruluyor, çok çabuk yoruluyor ama aynı zamanda sağlık problemi olduğu için de onu yormadan kilo verdirmeye çalışıyoruz. Bu süreç biraz uzun sürecek ve zorlu bir yol bizim için. Normal dışarıda koşu ve yürüyüş yaptırıyoruz düzenli olarak ama aynı zamanda koşu bandını alıyoruz belli aralıklarla. Onun dışında eklem problemleri olduğu için ve arka ayaklarına güçsüzlük olduğu için engel atlama yaptırıyoruz. Biraz daha kilo verip kaslar güçlendikten sonra da hidroterapiye, yüzmeye aldıracağız. Peki
Paşa'nın sadece kilo problemi fazla yemeye bağlı olduğunu düşünmüyorduk. Onun için bir takım tahliller yapıldı. Bunun sonucunda da tiroid hastası çıktı. Aynı insanlardaki gibi tiroid hastalarında da kilo fazlalığı ve metabolik yavaşlamalar olabiliyor. Bundan dolayı da Paşa'nın birazcık daha zorlu bir süreci oluyor. Yani maksimum 35 kilo olması gerekiyor. Paşa birazcık iri bir köpeğimiz. Bununla ilgili aslında bizim beklediğimizden daha iyi gidiyoruz. Çünkü çok yavaş metabolizması çalışıyor ve hareketleri de çok kısıtlı. Bu sefer kalp problemi de yaşayabileceğimiz için her şey böyle adım adım ve yavaş ilerletiyoruz. Yani isteriz ki bir ay sonra istediği kiloya gelsin ama sanırım bir 4-5 aylık bir sürecimiz var.